Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Konuma iyi giriş yapabilmem için sabahleyin sunumlarını sunan muhterem akademisyen hocalarımın bir iki cümlesini tekrar etmek istiyorum. Amel imandan cüz mü cüz değil mi, o konuya girmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, namaz amellerden bir amel değildir. Bunu unutmayalım. Gerçekten bir ayrıcalığı vardır. Çok ciddi farkı vardır öteki amellerden. Çünkü öteki ameller, öteki farzlar, küçümsemiyorum, Allah'a sığınırız ama nedir? Şartı şurtu vardır. Yani hacca gideceksen zengin olacaksın. Zengin olduğun zaman bile belki gidemeyebilirsin. Ortalık müsait olmaz. Başka şeyler. Oruç yılda bir tanedir. Yılda bir ay tutulur. Eğer hastaysan tutmayabilirsin. Zekat, paran varsa verirsin. Hem de varsa bile üzerinden ayrıca bir yıl geçmesi lazım. Belirli bir miktarda olması lazım. Bütün bunları küçümsemek için söylemiyorum. Ve hocalarımın da sabahleyin ifade ettikleri gibi, yani savaşta bile olsa bu namaz kılınacak. Ya ölü olacaksın ya deli olacaksın. Başka bir şey yok. Fakat bir iki konuya, buraya bir iki destek daha vermek istiyorum. Kardeşler, hem Araf suresinde hem şu Ara suresinde, Hud suresinde peygamberlerin sırasıyla tevhid mücadeleleri anlatılır ve orada bütün peygamberler şu kelimeyi tekrar ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselna Nuhan ila kavmihi fekale ya kavmi abudullah malekum min ilahin gayru ve ila adin ehahum Huden kâle ya kavmi abudullah ve ilâ medyene ehâhum şuayben kâle ya kavmi abudullah. Yani bütün bu peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlar da dediler ki ey benim kavmim, gelin kendisinden başka ilahınız olmayan Allah'a ibadet edin. Bütün peygamberler insanları Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardır. Bu kelime çok önemli ve ibadet kardeşler bir fiildir, bir bilgi birikimi değildir, bir düşünceye sahip olmak değildir. Resmen bir bilgi şeydir, fiildir. Resmen bir fiildir. İcra edilmesi gereken bir fiildir ve bu fiilin yüzde, yani büyük bir kısmı namazdır. Namazı kıldığınız zaman barajı aşmışsınız demektir. Namazı kılmadığınız zaman da bir şey daha söyleyeyim ilave olarak. Kardeşler, Rabbimizin en çok sevdiği o sahabe var ya, وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيْسَانِ رَضِيَ anhum عَنْهُمْ. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Ama gelin görün ki bunların içinde bir tane de olsa zina edene rastlanmış. Hırsızlık edene rastlanmış mı? Rastlanmış. Başka? Hazreti Ayşe'ye iftira edene veya münafıkların iftirasına iştirak edenler olmuş mu? Olmuş. Dikkat edin. Yani bütün şu bildiğimiz günahların çoğunu işlemiş bu sahabe. Bir tane de olsa, iki tane de olsa var yani sahabeden. Ama siz bana bir tane şunu gösterin. Hocam falan sahabe de ezanlar okunurdu, vakit geçerdi ama namaz kılmazdı. Falan nama belli kılmazdı diyen bir tek rivayet getirin. Bir tek rivayet getiremezsiniz. Niye getiremezsiniz? Bırakın sahabeyi, münafıkların içinden bile getiremezsiniz. İnnel münafikine yukadeun Allah'a ve huve kadeuhum. Münafıklar huya Allah'ı aldattıklarını zannederler. Kendi kendilerini anlatır. Ve ise kamu ile salati kamu kusala. Münafıklar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Ama kalkarlar. Kalkmasınlar da bir görelim. Yani münafık bile namazı terk edemiyor ya. Ama bugün yani bizi eleştirmede de acı bir halimiz. Ezanlar okunuyor, vakitler geçiyor. Ondan sonra hiç yani orasında olmayan ama ısrarla kendisini Müslüman sayan insanımız var. Onlara girmiyorum, o konulara girmiyorum. Ha, namaz o kadar önemli. Yani münafıklar bile terk edemiyor.
Öylesine bir olay. Ve kardeşler yine amel imandan cüz mü cüz değil mi ona girmiyorum ama şunu unutmayalım ki amel bazen resmen ne oluyor? İman oluyor. Nedir? Efendimiz imanı bize sayarken yani en yücesi nedir? En tegûle la ilahe illallah. Yani şeyin imanın en üst seviyesi nedir? En tegûle la ilahe illallah. La ilahe illallah deme. Ednâhe en aşağısı nedir? İmâtatul ezâ anit tarîk. Yani yolda insanlara eziyet veren bir taşı, bir çalıyı, bir kemiği kaldırmak nedir? İmandandır. İman. Halbuki bu amel bak dikkat edin. Bu resmen bir amel bir şey yapıyoruz. Ha demek ki meseleler bazen değişiyor. Ha tadili erkanı anlatacağım ama önce namazın heybetini, azametini bir daha hissedelim üzerimizde. Biz bu dünyaya namaz kılmak için geldik diye bir cümle sarf edildi sabahleyin. Aynen doğru. Ötekiler kolay yani. Küçük görmüyoruz ama ötekiler kolay. Muhterem kardeşler, tadili erkan. Tadil, denge, adalet. Adalet dağıtma anlamına da gelir. Rükünlerin hakkını vermek diyelim. Gelin kısaca. Namazın rükünleri vardır. O rükünlerin hakkını vereceğiz. Ama iyi dikkat edelim. Biz aslında Allah-u Teala'nın hakkını Allah'a veriyoruz. Yani bu ağzımızdan çıkan söz budur. Yani biz tadili erkan derken Allah'ın layık olduğu şeyleri Allah'a sunmak demektir. Bunu daha iyi anlayabilmek için biraz yani mefhumu muhalifinden tersinden hareket edelim. Yani düşünebiliyor musunuz? Efendim bir yerde geziyoruz. Bir hayvanat bahçesi diyelim. Tavşanlar var. Tavşanların önünden geçerken tir tir titreyen, korkan, kaçan birisini görseniz, fakat aslanın önünden geçerken de böyle şşşt diye ıslık çalan birisini görseniz, bu kesinlikle tedavi edilmesi gereken, yani hasta birisi, yani akılla falan alakası yoktur diye. Onun için Allah-u Teala kitabında çok yerde, korkulmaya layık olan benim, sevilmeye, en çok sevilmeye layık olan benim, tazim edilmeye, utanılmaya layık olan, razı edilmeye vallahu ve rasuluhu ehakku en yurduhu imkanum, eğer iman ediyorsanız razı edilmeye layık olan Allah'tır. Korkulmaya layık olan Allah'tır. Yani el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekum l-islame dina. Biliyorsunuz bu Maide suresinde rivayete göre en son inen ayeti kerime. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Yani fela tahşevun nase vahşevun. İnsanlardan korkmayın. Benden korkun buyuruyor. Yani illa biz namazımızı korku üzerine bina etmek değil, muhabbet üzerine de. Hem muhabbet, hem korku, hem tazım, hepsini gelin önce ne yaptığımızın farkına varalım. Kardeşler, gelin bunu da böyle afaki olmasın. Benim en çok gittiğim yerlerde hocamla bazı yerlerde beraber oldum. Titrediğim, üzerinde çırpındığım şeylerden birisi şudur. Namazın rükünlerinin hakkını verelim. Eğer namazın rükünlerinin hakkını verirsek var ya, namazı severiz. Bugün insanımızda namazı sevip sevmeme diye bir problem vardır. Eğer biz namazı sevme seviyesine getirirsek, aşarsak orayı aştığımız an, inanınız ki problemlerin büyük bir kısmı hallolacak. Namazı yeter ki bir sevelim. Namazı sevebilmek bir makamdır. Bu makama erebilmek için de kardeşler ne yapmalıyız? Rükünlerin hakkını verirsek Allah'ın izniyle bu kendiliğinden kolay. Yani kendiliğinden gerçekleşir. Hiç unutmuyorum. Ankara otogarındaydık. Ben de isim vermeyeceğim. Bir muhterem hocamızla oturduk. Namazı kıldık biz. Çekildik. Daha otobüslere vakit var. Köşeye çekildik. Sohbet ediyoruz. Bir delikanlı geldi. Uzaktan da tanıyoruz biraz. Namaz kıldı. Ama yani tabii gerçekten iyi olmadı kıldığı namaz. O kadar çabucak kıldı ki. Ve yalnız acı olan bir şey var. Bu kardeş o gün ben Afganistan'a gideceğim, ben Bosna'ya gideceğim, ben Çeçenistan'a gideceğim diye çırpınan, bizden destek isteyen, bizden yardım isteyen bir kardeşti. Ondan sonra geldi yanımıza. Sohbetimize katıldı, selam verdi. Hocam bugün ne yapmalıyız dedi. Yani bugün İslam için biz ne yapmalıyız dedi. Allah için ne yapmalıyız dedi.
Ben bir şeyler söyleyecektim ama muhterem yanımdaki hocam daha erken davrandı, güzel davrandı. Daha akıllıca demek ki söyleyeceği şey. Azizim dedi, senden üçerden altı saniye istiyorum. Sade üç artı üç saniyeyi ver. Gerçekten var ya, sen ne demek istediğini bütün hayallerine ulaşırsın. Hayırdır hocam, nasıl dedi. Bak dedi, ben sana inanıyorum. Sen Allah'a kavuşmak isteyen, şehit olmak isteyen bir insansın dedi. Biliyorum seni, birkaç defa daha dedi, duydum dedi. Gerçekten şehadeti isteyen, Rabbine kavuşmak isteyen bir gençsin. Ama biraz önce o Allah'la beraberdin. Bir an önce onun huzurundan nasıl kaçarım? Öyle bir namaz kıldın ki şu namazdan, şu Allahu Teala'dan nasıl kaçıp kurtulurum gibi bir namaz kılışın vardı. Hakaret etmiyorum. Onun için gel önce Allahu Teala'yı sev. Onun huzurunda durmanın zevkini, sevgisini taşı. Bunun için de en basit problem, senin problemin Semiallahu limen hamide dediğinde öyle bir doğrul ki, öyle bir dur ki en az 3 saniye dur. 3 saniye en azından ve arkadan seni gören birileri desin ki ya bu unuttu herhalde. Secdeye gidecekti. Semiallahu limen hamid. Ayakta kaldı zannetsin. 3 saniye az değil ha, isterseniz ölçün. Ha bu arada eğer biliyorsanız bir sürü dua da var. Yani sadece Rabbena lekel hamde hamden kesiren tayyiben mübareken mille semavati ve mille lade. Yani o kadar dua var ki bütün Buhari onları da oku. Ama dur. Dur ve göreceksin namaz nasıl seviliyor. Secdeye gitme hemen. Ve bir de dedi Allahu Ekber diye birinci secdeden kalktığında orada da dur. Orada da okunacak dualar var. Hiçbir şey dua bilmiyorsan bile dur. Böyle dur. Bunu aynen daha sonra biz de baktık, o da baktı, hadisi şerifi de getirdi. O da Buhari'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılmış, böyle arkadaşlarıyla sohbet ederken bir bedevi geliyor. Aynen o delikanlı gibi bir namaz kılıyor ve hemen Resulullah'ın sohbetine koşuyor. Efendimiz ona irci' fesalli fe inneke lem tusalli. Dön ve namaz kıl, sen namaz kılmadın. 3 defa tekrar ediyor. 3.sünde bedevi anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben başka bilmiyorum bu deyince Efendimiz kalkıyor, yanına varıyor. Namaz orada kıyam ettiği yerde. Ona aynen şu bizim tarif ettiğimiz gibi eklemlerini tarif ediyor. Eklemlerin, kemiklerin yerine gelecek. Adın durdu olacak. Adın dikildi, durdu olacak diyor. Adın o doğruldu, oturdu olacak diyor. Kardeşler bunu basit görmeyin. Bu çok önemli. İsterseniz bir deneyin, göreceksiniz. Yani o kadar seveceksiniz ki namazı, Allahu Teala'nın huzurunda olmayı. Bu birinci şey. Başka kardeşler, inşallah söylediğimiz şeyler böyle ayakları yere basmayan şeyler olmasın istiyoruz ki uygulanabilecek yani bir takım şeyler olsun tadil erkanda. Hocalarım hep ayetlerle başladılar. Ben de size basit bir kadından, adını zaten bilmiyorum, ben de okudum. Namaz kılan, yeni okudum hatta. Namaz kılan birisini görmüş. Dikkat etmiş. Yabancı birisi bu. Bakmış. Allah'a ancak bu hareketler yapılabilir. Veya bu hareketler, bu duruş, bu eğiliş, bu secde, bu diz çöküş ancak Allah'a yapılabilir. İşte yeryüzünün en anlamlı hareketleri bunlar. Yani bir insana var ya, ne yapıyorsun ya öyle diye her hareketini sorgulayabiliriz. Ne yapıyordun ya demin orada? Şöyle eğildin de veya şöyle bir, ne yaptın? Ama namaz sorulamaz. Çünkü namazdan yani daha doğal, yani daha yaratılışına uygun bir hareket yoktur. Hiçbir hareket. Yani tabir caizse Allahu Teala eğer bize bir bel vermişse, bükülen bir bel vermişse kendi huzurunda bükülmesi için, yani kırılan bir diz kapakları vermişse benim huzurumda kırılsın diye, diz çökmek için, yani oturacak bir şekilde ayarlamışsa bütün kemiklerini, boynunu, kollarını, inanın sadece kendisine
İbadet, bu şekilde ibadet etmesi için bunlar dizayn edilmiştir, takdir edilmiştir, yaratılmıştır. Onun için bir insanın namazdan daha tabii, daha doğal hiçbir hareketi, hiçbir yani erdemli bir davranışı olamaz. Bunu bilelim. Gelin şimdi biraz da içini dolduralım. Kardeşler, hiçbir yerde yazılmayan bir şey. Ben de yazmadım daha bu kadar yazı yazmama rağmen. Çünkü tartışılabilir, reddedilebilir. Belki göreceksiniz, itiraz edebilenler olabilir. Kardeşler, ben çok meraklı bir adamım. Yani bazı konuları gerçekten çocuk gibi üstüne varırdım. Yani bu özellikle zikir konusunda, huşu konusunda, nakşilik, kadirilik nedir, ne verir insana? Bunları çocukluğumdan beri denerim yani. Bunlar böyle biz artık söyleyelim yani. Nedir? Mesela bir Allah-u Teala'nın ismini, Allah ismini, la ilahe illallah'ı, diğer zikirleri. Yani tamamen bize verilen her şeyi yapıyoruz. Faydası veyahut da bir etkisi oluyor mu? Oluyor da. Yani öyle bir oluyor ki ahiret değil. Ahirette zaten inşallah karşılaşacağız ama bir insan sayısız bir şekilde işte şuraya şöyle kalbine yönelik yoğunlaşırsan, ruhuna yoğunlaşırsan sır, akafi, akfa bütün vücutta yani Allah-u Teala'yı zikrede zikrede yani gerçekten insan vücudu değişiyor yani birdenbire böyle yani çektikçe Allah'ı zikrettikçe İnsan değişiveriyor. Gövdesi, bedeni ha. Böyle elektrik çarpıyor gibi falan. Ama benim kafamı bir şey karıştırdı. Takıldı. Allah'ın Resulü böyle miydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o da ashabına bizim diyelim ki Efendimizin, bizim şeyhimizin veya üstadımızın hakaret anlamına söylemiyorum. Bize verdiği gibi dersleri var mıydı? Falan. Nasıl yaparlardı falan. Çok aradım. Asım Köksal'ı devirdim defalarca. Başka tarihleri devirdim. Fazla bir şey bulamadım. Ama sahabeden birisi diyor ki Allah'ın Resulü'nün yanında namaz kıldım diyor. Vücudu diyor bir tencere gibi kaynıyordu diyor. Ve yine Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. O güneşin tutulması meselesinde başka şeylerde özellikle teheccüdünde falan bir şey anlatıyor. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken cehennem ayetleri geldiği zaman cehennemi anlatan ayetler geldiği zaman diyor okumayı diyor keserdi diyor dururdu diyor orada diyor okuyamazdı. Ondan sonra namazın içinde ha Allah'ım bu cehennemden ve bu cehennemin azabından sana sığınırım derdi ve sonra devam ederdi diyor. Ve yine cennet ayetleri geldiği zaman diyor öyle değişirdi ki diyor birisinde diyor böyle diyor ileri diyor gitti diyor, adım attı diyor namazın içinde, elini uzattı, geri çekti. Sonra namazdan sonra sordum, ya Resulallah sen ne yaptın falan. Bana cennet nimetleri gösterildi, hatta bir salkım gösterildi. Onu uzanıp alacaktım ama sonra vazgeçtim ki bu aykırı diye. Yani bu... Yani İslam'a, şuna aykırı, Allah-u Teala'nın vaadine aykırı. Niye? Çünkü cennet nimetleri tükenmezdi. Bir gelirse arkası kesilmez anlamında. Ya buna benzer şeyler. Şimdi biz bunları okuyoruz. Belki hepiniz okudunuz ama maalesef çoğu Allah'ın Resulü'ydü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle. Yok kardeşler, tamam elbette ona kurban olalım. Allah-u Teala ona yani böyle şeyleri verir ama birazcık yoğunlaşalım. Birazcık biz de şu yani şu anda elimizde bir Kur'an var. Kardeşler Kur'an deyip de yani gelip geçmeyin. Kıyamet gününe kadar bir tek harfi bile değişmeyecek ve alemlerin Rabbinden o koskoca kainatı yaratan Allah iğnenin ucu kadar dünya denilen yaratığın üzerindeki bizim gibi ufacık insanlara kendi kelamını yani lütfetmiş ve elhamdülillah biz bunu tamamını ezberlemişiz, bir kısmını ezberlemişiz veya bize ne bileyim farz olanları ezberlemişiz. Şunu demek istiyorum. Kardeşler, yani bugün var ya doğuda, uzak doğuda meditasyonlu bilmem konsantrasyonlu falan onlarla kıyaslamıyorum. Ama birazcık namaza odaklaşalım. Namazın üzerine birazcık yoğunlaşalım. Yani size ütopik şeyler anlatmıyorum. Namaza biraz kendimizi verelim. Diyelim ki yani
Allahu Ekber diye namaza duralım şöyle. Ve her şeyden önce şu bardak gibiyse Allahu Teala'nın huzurunda. İçimizi de görüyor, dışımızı da görüyor, kalbimizden geçeni de, ağzımızdan çıkanı dinliyor. Hem de var ya, biz Allah'a Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Bizi öyle dinliyor ki sanki bütün kullarını, bütün kainatı bir tarafa bırakmış, bizi, sadece bizi dinliyor gibi. Buna inanınız ha. Böylesine Allahu Teala bizi dinliyor. İşte bizim yani talebimiz şu, şunu istiyoruz. İnsanlar ne olur? Buna birazcık yoğunlaşsınlar. Bu biraz sürsün. Yani bu bir anlık gelip geçmesin. Bunu sürdürsün. Bunu devam ettirsin. Şu anda Rabbim beni seyrediyor. Ve benim şu okuduğum Elhamdülillahi Rabbil Alem. Hepsi Allahu Teala'nın sözü. Ben ona okuyorum. Bunu biraz devam ettirin. Şimdi bazıları bu işi zora koşuyorlar. İşte anlamı. Tamam, anlamını da bileceğiz ama kardeşler, biz namaz kılıyoruz. Namazın içerisinde tefsir yapamayız ki. Öyle değil mi? Okuyup geçeceğiz. Fatiha'yı okuyacağız. Fatiha'ya ne kadar vakit ayırdık? Tane tane okuyalım. Ha, ayrıca bir de durup da Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip durup da ondan sonra Elmanı'nın, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un tefsirde söylediklerini hatırlayacak değiliz. Gerek yok, geçeceğiz. Hemen geçeceğiz. Onun için yani bunu şunun için de söylüyorum. Bu çok çok büyük alimlerin yerine getirebileceği bir şey değil şu benim söylediğim. Sıradan insanların yerine getirebileceği bir şey bu. Hepimiz yeter ki birazcık akıllı olalım ve birazcık yoğunlaşalım. Birazcık kelime eksik olabilir. Birazcık Rabbimizle bağlantılı olalım, rabıtalı olalım. Allahu Teala bizi görüyor, seyrediyor ve bizi dinliyor ve biz ona Allah'ın kelamını okuyoruz. Kendi kelamını okuyoruz. Yani kıraat deyip de ütlüme uhiye eleke demin hocam üzerinde durdu. Yani biraz da o anlamda düşünelim. Ve ondan sonra göreceğiz ki bir şey söyleyeceğim. Dedim ki bazı şeyler söyleyeceğim, bu söylenmedi falan. Bu büyük bir iddia değil de kardeşler, epeyce insanın namaz kılışını tenkit etmek için söylemiyorum. Epeyce büyük bildiğimiz kişilerin arkasında, yanında, aynı yerde namaz kıldım. Onları izledim. Bunlar nasıl namaz kılıyorlar diye. Niye izledim biliyor musunuz? Bir soru benim kafamı iyice karıştırdı. Bir insanı veli yapan nedir? Diyelim ki veli diyoruz. Allah katında şu adam veli diyor. Olabilir. Fakat niye veli oldu? Senden benden farkı nedir? Bunu öğrenmek istedim. Namazı benim namazımdan bir farkı yok. Baktım. Namaz bu adamı veli yapmamışsa başka neyi veli yapıyor? Nasıl oldu da bu adam veli oluyor? Namazı benim namazım gibi. Bakıyorum. Yatıyor, kalkıyor falan. Bu adamlar namazın dışında başka şeylerle veli olmak istiyorlar. Nedir? Dediğim gibi bunlar zikirdir, tesbihattır falan. Ama sabahleyin hocalarımın söylediği gibi kardeşler, bu namazın içinde her şey var ha. Bu namazın içerisinde, bu öyle bir serum ki ne varsa bunun içerisinde. Allah bize tesbih edin beni diyor. Fesebbih bismi rabbikel ala diyor. Biz tesbih ediyoruz. Bana tevbe istiğfarda bulun diyor. Tevbe ediyoruz. Bana secde edin diyor. Bana rükû edin diyor. Benim kitaplarımı okuyun diyor. Benim kitabımı, benim ayet. Hepsi bu namazın içinde. Düşünebiliyor musunuz? Her şey var bu namazın içerisinde. Onun için yani bunları hakkıyla yerine getirdiğimiz zaman, açık söylüyorum burada, belki yani Nakşi dersi çeken, Kadiri dersi çeken kardeşlerimiz de iyi şey yapsın. O derslerden, hele hele derslerini geçen, böyle tıkır tıkır geçip yani ikide bir efendim ben başka ders, o kardeşlere söylüyorum. Eğer ciddi bir namaz kılın, ciddi, fazla ciddi derken de böyle asla yapamayacağımız bir namazı, ciddi bir namaz kılalım var ya kardeşler, o şey namazın dışındaki yaptığımız tesbihatların hepsini toplayın, yani yapamaz, onun yerine gelemez. O size öyle bir makam, öyle bir mevki verir ki, işte yani ondan dolayı sahabe-i kiram namazın dışındaki bir takım şeylere şaşırmıştır. Bir takım sonradan ilave edilen tesbihat falanının bir kısmı, özellikle sayılı şu bu, bunlara şaşırmıştır. Yani Üseyd bin Hudayr sahabe gelmiş Kur'an okuyor. Kur'an okuyor ve
Kur'an'ı okudukça öyle bir Kur'an okuyor ki, yani atı çişlemeye başlıyor. Atı yerinde durmuyor. Ondan sonra bu şaşırıyor. Kur'an'ı birazcık kısıyor. At da biraz sakinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'i okudukça at tekrar hükürüyor. Çocuğu korktum diyor. Yahya diye bir çocuğu varmış. Onu çiğneyecek diye. Sonra Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah böyle diyor. Ben Kur'an okuyordum ve böyle böyle. Bu arada gökten de bulutlar da böyle diyor iniyordu diye. İçinde böyle ışıklar falan. Oku ey Hüseyin. Oku. O gelenler meleklerdi. Ve onlar senin kıraatine gelmişti. Kardeşler, biz bir de bu Kur'an'ın namazın içinde okuduğumuzu düşünün. Yani Hüseyin'in okuduğu Kur'an, bugünkü Kur'an. Batman'daki Kur'an farklı bir Kur'an. Efendim değişti. Eskiden öyle öyle de pırıl pırıl bütün civataları, her şeysi, bu tezgahın her şeysi olduğu yerde duruyor. Ve bu Kur'an bize de kendini gösterir. Ben ütopik şeyler söylemiyorum. Yeter ki şu namazı sevelim. Yeter ki bu namazı, yani bu şekilde namazla bir yerlere varmaya çalışalım. Namazın dışında değil. Ya namaza, yani düşünebiliyor musunuz? Yani namaz bitmiş, adam elini açmış, dakikalarca dua ediyor. Hocam ya ne diyorsun? Yapmasın mı? Demin Allahu Teala'nın huzurunda secdeye kapandı. Hiç durmadan kalktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocamın dokuduğu gibi, yani secde et, yaklaş ve bir de secde Allah'a en yakın olduğun an. Hocam ne yapacağız bu üç tane Sübhane Rabbiyel Ala'da mı? Ya neler var neler var Allah aşkına. Ha belki camide imamlarımızdan da ricam azıcık çoğaltın, ama hiç değilse evde teheccüdünüzde teheccüd kılın ve özellikle teheccüdünüzde secdeye yatın. Secdeden kalkmayın ya. Ne işiniz var namazda? Selam verdikten sonra Allah'tan, Allah'ım işte şunu ver bunu. Secdede söyle. Allahümme aslih evladena, Allahümme aslih dinena ve dünyana, Allahümme la tecalid dünya ekber hammina ve la meblega ilmina, Allahümme cealil cennete hiye daruna ve karar. Ya hocam bunları Arapçasını biz bilemiyoruz. Ya neleri ezberledik ya, yüzlerce binlerce telefon numarası, bilmem ne sicil numarası, biraz da bunları ezber. Hocam ben yapamam. Yapamıyorsan kalkma secdeden. Ağzın Sübhane Rabbiyel Ala desin, ama yüreğin Allah'ım oğluma namaz, Allah'ım gelinime namaz, Allah'ım torunlarımı yoluna getir, ilmini artır. Ya ağzın onu desin, kalkma ya. Vardın madem, hele eğer bir de huzur yakalamışsan, Allahu Teala'nın huzuruna vardın, o huzuru yakalamışsan lütfen kaçma oradan. Bak fırsat tam, yani benzetmek olmasın, yani birisinin karşısına varıyoruz, borç para isteyeceğiz, istiyoruz, adamı yumuşattık epeyce, ha yalvar, ondan sonra çıkıp gidiyoruz, tam adam verecek, çıkıp gidiyoruz. Bu kadar yani yanlış, bu kadar yanlış yapılır mı? Onun için muhterem kardeşler, şu söylediğim şeyler, dediğim gibi bazen kitaplarda falan fazla göremezsiniz. Belki tartışılabilir. Bazı bir kısmını tartışabiliriz ama herhalde vaktim doldu. Onun için Allah-u Teala bizi namazla kendisine gerçekten yaklaşan, namazla yücelen. Hocam namazla diriliş diye başlattı. İştirak ettik epeyce. Gerçekten bir diriliş. Ama ben buna bir de yüceliş diyelim. Namazla veli olmuyorsan başka bir şeyle veli olamazsın ya. Seni Allah'ın velisi yapacak bir şey varsa bu namazdır. Sen namazı bırak, başka yollardan Allah'ın velisi olmaya kalk. Çok zordur yani. Tamam, cömertlikte de olabilirsin. Bir takım zikirle fikirle olabilirsin ama yani Allah-u Teala, ya innemel müminûne lezîne izâ zükirallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu îmâne zâdetü îmâne. Yani onlar Allah'ın adı anıldığı zaman, o müminler ki kalpleri ürperir, ayetler okunduğu zaman ona ne yapar? İmanı artar. He bir de namazda ayetleri okuduğunu düşün. Sen okuyorsun Allah'ın ayetleri, namazda Allah'a okuyorsun. İmanın, kaliten, seviyen gerçekten artar da artar. Allah-u Teala bu anlamda bizi imanını yücelten, artıran, Allah'a yaklaşan kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.